Selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün QCI T5'in kutu açılımını ve teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar, öncelikle hemen kutuyu açmakla başlıyorum ben. Jelatinini sökeyim. Şimdi arkadaşlar, QCI firması Türkiye'de ve dünyada fiyat performans kulaklıkları ürünleri satarak dikkat çeken firmalardan birisi. Ve daha önce zaten de biz QCI'den ürün aldığımızı söyleyebilirim ve memnun kaldığımızı söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi hemen şu çöpten şöyle bakayım. Ürünün kutusu bu şekilde. Gerçekten şık ve tasarımı güzel bir kutu olduğunu söyleyebilirim. Önde ürünün bir resmini basmış adamlar. Arkada ise birkaç teknik özellik ve QCI firmasına ait bazı bilgiler verilmiş. Şu şekilde hemen kutumuzu açıyorum. Bu kulaklık alınır mı? Asıl soru aslında bu da. Ben size bunları da açıklayacağım. Şimdi şu şekilde çıkarttık. İçinde tekrardan bir kutu geliyor. Burada ise ürünümüzün teknik özellikleri var. Ve şurada QCI firmasına ait bir tane barkod var. Burayı kazıyabiliyorsunuz. İsterseniz de internetten bunun güvenliğini, yani ürünün orijinalliğini sorgulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ürünün burada bazı özellikleri verilmiş. Demiş ki charging time, yani şarj süresi demiş. Burada şarj süresi 2 saat yazmışlar. Yani 2 saatte şarj olabiliyor bu kulaklık kutusuyla beraber. 4-5 saat ise müzik dinleme olanağı sunuyor size bu kulaklık. 4 saatte genelde böyle normal kullanım, müzik dinlemeyle sürekli müzik dinlerseniz 4 saat gibi bir imkanı verebiliyor. Bu tabii 3-4 saat arasında değişebilir. Çünkü bunlar kesin rakamlar değil. 5 saate kadar da çıkabiliyor demiş. Bu da bekleme süresiyle falan 5 saate kadar gelebiliyor. Nasıl mesela kulaklığınız Bluetooth'la telefonunuza bağlı ama müzik dinlemiyorsunuz. Aramalar cevaplıyorsunuz. Nadir bir şekilde müzik dinliyorsunuz. Bu zaman ise 5 saate kadar çıkabilir. Tabii bu süreler sizin yapacağınız işlemlere göre artabilir arkadaşlar. Hemen bir diğer teknik özelliklerine geleyim ben size. Ürün 5.0 Bluetooth arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki 5.0 Bluetooth hızlı bir bağlantı ve şarj süresinde daha iyi olduğunu söyleyebilirim ben size. Burada ürünün üstünde yazabilecek başka şeylere bakıyorum. Size söyleyebileceğim falan filan bir şeyler var mı diye. Pek fazla öyle de bir şeyler yazmamışlar kutunun üstüne. Bir de ben içeriğimize geçelim isterseniz. Şu şekilde açıyorum. Açamıyorum. Evet, açtım. Ürünü açtığımızda konuşamıyorum ben, niye böyle oluyorum ya. Ürünü açtığımızda bizi böyle bir görüntü karşılıyor arkadaşlar. Direktmen kulaklığımız şu şekilde, bir tane sünger bezin içinde çıkıyor ve ürünümüz şu şekilde. Önce ürünü göstereyim ben size. Abi ürün sağlam ha. Gördün mü kanka? Bak arkasını da göstereyim. Gördün mü? Ya şimdi sen fiyat performans kulaklık almak istiyorsan ya Xiaomi'ye yönelirsin ya da QCI'ye yönelirsin, anladın mı? Yani Xiaomi'ye paran yetmiyorsa QCI'ye yönelirsin. QCI de Çin malı bir marka, onu söyleyeyim ben size. İnternette şöyle bir yazı gördüm. Tabii ne kadar gerçek ne kadar doğru bunu bilmiyorum da. QCI için Xiaomi'nin alt markası yazıyordu. Ama tabii ki kesin bir rakamlar yok. Kutu içerisine geldiğimizde arkadaşlar bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Böyle kulak zipçikleri mi deniyor? Böyle bir şeyler deniyor işte. Böyle kulağınıza göre bir şeyler çıkıyor işte. Ve burada bir tane de şarj kablosu çıkıyor. Şu şekilde. Siz bunu isterseniz laptopunuza, isterseniz powerbankinize, isterseniz de telefon şarj aletiyle güzel bir şekilde şarj edebilirsiniz. Hemen kullanım kılavuzunu açıyorum. Bakalım bizi ilgilendiren bir şeyler var mı burada? Bakıyorum. Evet. Burası zaten Çince. Burası bizi hiçbir şekilde alakadar etmez hacı abi. Hemen ben buraya bakıyorum. Kullanım kılavuzunda size anlatmak istediğim bir şeyler varsa onları da burada anlatacağım şu anda. Evet arkadaşlar, şimdi kulaklığın biraz da özelliklerinden bahsedeyim. Ben internette okumuştum kulaklığın özelliklerini ama size kullanım kılavuzundan okumam daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu kulaklığın içindeki bir tane kulaklığın batarya kapasitesi, yani miliamperi 40 miliamper, anladın mı? 40 miliamper var bunlarda. Bunda da 40, bunda da 40 var. Ve şu kutuda ise 380 miliamper olduğunu söyleyebilirim. Yani size birden fazla şekilde çok rahat bir şekilde şarj edebileceğini söylüyor. Yani kulaklıklarınızın şarjı bitti. Koyun abicim, birden fazla şekilde şarj edebilirsiniz 380 mAh'le. Hemen bakıyorum başka ne var. Bakın işte dediğim gibi müzik zamanınıza göre, dinlemenize göre bu 4 veya 5 saat arasında değişebilir. Ve 70 saate kadar da size bir bekleme süresi sunuyor arkadaşlar. Bu şeyde pil özellikleri de Li-ion pil, haberiniz olsun. IPX4 sertifikası var bu kulaklıkta arkadaşlar. Yani spor yaparken ufak su sıçramalarına karşı, terlemelerinize karşı ufak tefek bazı şeylerinizi yapabiliyorsunuz. Bu arada Çince ve İngilizce kullanım kılavuzu olduğunu söyleyebilirim. Burada zıpçıklarını da göstereyim bu şekilde. Toplamda 3 takım böyle, ben bunlara zıpçık diyorum da sen ne diyorsan de yani. 3 takım zıpçık var. Bu dediğimiz zıpçıklar, bir tanesi bunda ve iki tanesi bunda. Kulak boyutunuza göre bunu da ayarlayabilirsiniz sayın arkadaşlar. Vay be.
Şimdi Xiaomi AirDots tarzı kulaklıkları ben sevmiyorum. Böyle biraz Apple'ın AirPods'una benzeyecek. Onun için bu QCI güzel yaptığını söylerim. Xiaomi'nin AirDots Pro'ları da aslında güzel de birazcık fiyatları pahalı sadece. Ama gerçekten güzel kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Wow. Wow, görüyor musunuz? Nasıl? Şöyle. Abi güzel. Güzel. İlk defa açıyorum gördüğünüz gibi. Yani güzel. Şimdi birazcık size kutusundan bahsedeyim ben size. 380 mAh dediğim kutu bu. Bunlarda ise 40 mAh var. Yani bunu doldurup ekstra şarj edebilirsiniz. Yani şurada da bir tane şarj girişi olduğunu söyleyebilirim. Yani kutuyu şarj edebileceğiniz. Şimdi arkadaşlar kutudan birazcık bahsedeyim. Dediğim gibi 380 mAh var. Ve şurada iki tane de diş gibi bir şey var. Toplam 4 tane diş olmak üzere kulaklıkları yerine oturttuğunuz zaman o kulaklıkları şarj edebilecek dişler var. Bu kulaklıklarda ise o dişlerin kendi yerine oturtturabileceğiniz bir şeyleri var ve kulaklık açıldı şu anda. Şurada ışığı yanıyor. Kamera odaklarsa görürsünüz. Kulaklıklar açıldı şu anda. Ve biri birbirine bağlandı. Evet. Biri birbirine bağlandı. Kulaklıklarda right ve left seçeneklerini yazmışlar. Bu gerçekten güzel bir şey olmuş. Kulaklığın altında ise iki tane mikrofonları var. Şu şekilde göstereyim. Bizim kameramız inşallah odaklar ya. Gördün mü kanka? Gördüysen güzel, tamam. Kulaklığın görünüşünü bana sorarsanız hemen şuradan bir right'ı alalım. Right şu şekilde. Yani benim kulağımda bu şekilde duracak QCI-T5. Yani şöyle diyeyim ben size, hani Apple'ın kulaklıklarıyla karşılaştırdığınızda 800 bin liraya çıkan bir kulaklıkları var Apple'ın, bildiğiniz gibi. Onlardan paranız varsa anlıyor tabii ki. Tabii paranız yoksa hani böyle çakma AirPods tarzı bir şey alacağınıza, hani bunlardan almak aslında daha mantıklı. Niye? Çünkü firmanın bir tescili var, firmanın bir güvencesi var. Bir sıkıntı olduğunuzda ulaşabileceğiniz belli bir şey var. Anladın mı? Mesela buraya adamlar kendi firmalarını tescillemişler, logolarını basmışlar sonuçta. Ben fazla uzatmayacağım. Şunları tekrardan bir kutuya koyayım. Bakın kutuda da right ve left yazmışlar. Aslında bunlar dediğim gibi ince detaylar. Bunlar yazmaları normal. Çünkü adam bilmiyorsa hani right left'in neresi olduğunu, kulaklıkları direktmen üstündeki yazana göre altındaki kutuya da oturtturması güzel bir şekilde düşünülmüş olur. Şu an ışıkları yeşil yanıyor. Yeşil yandığı için şarj olduğunu düşünebiliyorum ben şu anda. Yani şarj olmuştur. Şu kutunun arkasını hemen bakalım. Arkasında neler yazıyor? Burada 5 voltta şarj edebilirsiniz falan filan yazıyor. Sonra Made in China yazıyor. Tabii QCI yani Çin malı bir firma olduğunu söylerim. Bu şekilde işte ürün güzel yani. Cebinize koymak istediğinizde, yani şu eşofmanımın cebine koyayım ben ama yani öyle ahım şahım bir yer kaplamıyor. Yani güzel bence. Yani hem zaten kablosuz olduğu için kablo karışma derdiniz de yok. Yani onun açısından güzel. Şimdi yeşil yanıyor gördüğünüz gibi. Yani bunların şarjı şu anda full. Ben bunları hemen şu an çıkartacağım. Önce right'ı çıkartıyorum. Sonra left'i çıkartıyorum. Ve bekliyorum birbirlerine bağlansın diye bağlandılar. Sonra telefonumuzu alıyorum elime. Şuradan hemen bir Bluetooth'umuzu açıyorum. Bluetooth'umu açtığımda QCI-T5 çıkıyor. Tek bir şekilde çıkıyor. İki kulaklık ama ikisi birbirine bağlandığı için şu an tek bir şekilde çıkıyor. QCI-T5'e bir kere basıyorum. Ve kulaklıklarımız Bluetooth cihazı bağlı diyor. Eşleştirme yani yapıyor arkadaşlar. Hemen ondan sonra şey yapalım. Şimdi aslında bu kulaklıkta size ben bahsetmeyi unuttuğum bir şey var. Bu kulaklık gördüğünüz gibi hiç tuş yok. Bu kulaklığın buraları böyle dokunmatik, anladın mı yani, dokunmatik. Bu dokunmatikte çok fazla sıkıntılar duydum. Ben diyor ki bazı arkadaşlarımız veya bazı abilerimiz, buralar dokunmatik olduğu için diyor hani böyle biraz böyle hissetmekte gecikebiliyor bu kulaklık diyor. Yani ben de aslında ona katılıyorum. Çünkü 140 liraya aldığımız bir Bluetooth kulaklıkta, fiyatı da söylemeyi unuttum, çok özür dilerim. 140 liraya Türkiye'den aldık bu kulaklığı. 140 liraya aldığımız bir kulaklıkta manuel tuş koysan sanki daha iyi olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü dokunmatik, yani ne bileyim, yani bunu kullandıktan sonra anlayacağız, detaylarına bakacağız. Ben bir müzik dinleyeceğim ya. İzniniz varsa ben bir müzik dinleyeyim mi? Şu an müzik çalıyoruz.
şey yapacağım şimdi. Adil bir şekilde ben daha önce Xiaomi kulaklıkları da inceledim. Başka kulaklıklar da incelediğim için sesi ben size anlatacağım. Anlatacağım, bekle. Şuraya basayım. Bak durdu. Evet, şu an durdu. Ya şöyle diyeyim ben size, bu dokunmatik olayı gerçekten biraz can sıkabilir. Bak şu an çift bastım, Google'ın konuşma sistemini açtı. Şu an ben bunu test ediyorum ya. Şöyle bir basayım. Bir daha basayım. Bir daha basayım. Şuraya bir daha basayım. Yani arkadaşlar, şunu diyeyim ben size. Çift basıyorum, yine Google'un şeyini şey yapıyor. Bir kere basayım. Tekrardan basayım. Yani arkadaşlar, ben size şu şekilde diyeyim. Müzik kalitesine geçmeden önce ben size şu şekilde diyeyim. O biraz önceki bahsettiğim konuyu eleştirmeler normal. Çünkü bu kulakla dokunmatik gitmez abi. Gerçekten gitmez yani. Sen Apple'ın AirPod'u Pro'su değilsin yani. Onlarda bile nasıl çalıştığını bilmiyorum şu sistemin, ama yani bak durduruyor, durduruyor. Güzel ama yani sen kulağında duran bir şey, yani bu saçma geldi bana. Yani biz bunu alırken bak başlattı. Durdu. Ya siz bunu alırken ben bunu kendim almadım. Oğuz abi aldı. Oğuz abiye de selamlar. Buradan incelemek için bize gönderdi. Şimdi biz bunu alırken tuş var sanıyordum ben. Ya böyle kulaklıklarda bu iş gitmez abi ya. Ya tamam, Apple'ın falan filan böyle dokunmatik hassasiyeti iyi olan kulaklıklarda gider de bunda gitmez. Yani şu an beni bir tık hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Ses konusuna geldiğimizde ise şu müziği bir komple dinleyeyim. Devam edeceğiz arkadaşlar. Biraz ileri sarayım hatta. Hatta biraz bastı müzik açayım. Bilemiyorum telefonla mı alakalı, çünkü bu benim kendi telefonum değil. Bilemiyorum telefonla mı alakalı, sanki basları kuvvetli değil. Yani böyle bas biraz böyle tizler biraz daha ön planda, anladın mı? Böyle ince sesler biraz daha ön planda sanki. Ben onu duydum. Hatta iki müzik dinledim. Şu an biraz daha başka şarkı bakıyorum ki. Yo. Dur bir dakika. Sayamadım vallahi billahi. Ya arkadaşlar şöyle diyeyim ben size. Yani ben biraz iyi kulaklıklar kullandığım zamanında, bunlardan işte Xiaomi'nin Bluetooth kulaklığı olabilir veya Apple'ın kendi kulaklıkları olabilir. Yani sanki biraz daha bas sanki biraz arka planda ya. Gerçekten öyle. Zaten bunu alırsanız kullandığınız zaman anlayacaksınız. Bas biraz daha arka planda. Onun dışında kulaklıktan memnun kalmadığım şey, abi şu dokunmatiği canlıyım. Yapma şunu şöyle ya. Ya şuraya sen bir tane manuel böyle hissedilebilir bir tuş koy. Bu adam daha mutlu olur yani. Ya ben mesela şöyle diyeyim arkadaşlar size. Ürün güzel, tamam. Ürün yani 140 liraya daha ne arıyorsun diyecek arkadaşlar da vardır belki. Bak sen bunu mesela böyle kulağına taktın değil mi? Aç abi telefonun ekranını. Lan nereye gitti müzik ya? Kapatmışım arkadaşlar, bir dakika. Ya mesela sen beni aradın. Ben sana cevap vereceğim. Yani saçma. Bu ya şu hareket bak. Yani bazen hissediyor, bazen hissetmiyor. Ne bileyim, benim tuhafıma gitti ya. Ama güzel kulaklık. Yani şu olabilir mesela. Buradan arama cevaplayacağım yerine şuradan ben cevaplarım abi, o sıkıntı değil dersen alırsın. Ne bileyim yani, iyi yani, güzel. Evet arkadaşlar, biz fazla lafı uzatmayalım isterseniz. QCI T5 bu şekilde. Yani yakın çekimlerini de zaten videoların aralarına falan bir yerlerine koymuşumdur. Onlardan yakın çekimlerini kulaklıktan görürsünüz. Alınabilir mi konusuna gelelim. Hemen 140 TL'ye bu Bluetooth kulaklık bence %100 üzerinden bir puan verirsem ben buna, yani 100 üzerinden bir puan verirsem, dokunmatiğinden 10 puan kırarsam, tizlerinden de bir 10 puan kırarsam bence bunun başarısı %80. %80 de normal bir fiyat, tabii ki bu size kalmış. Görünüşünü falan beğeniyorsanız bence alın.
İyi yani, güzel. Yani alırsanız da hayırlı olsun yani. Başka ne diyeyim yani. Dediğim gibi 140 liraya bence güzel bir kulaklık. Tabi şarj süresi falan da bunların güzel. Tabi ilerleyen zamanlardaki şarj süresini merak eden arkadaşlar için bir ay iki ay sonra bu videonun altına sabitlediğim bir yorum olur. Onda da uzun kullanım testini belirtirim. Daha önce zaten QCI kulaklığı almış birisi olarak QCI firmasından memnunum. Ama sanki abi şu yaptığınız pek hoşuma gitmedi ya. Bak çok iyi firmasınız. Çok güzel fiyat performans ürünleri çıkartıyorsunuz ama vallahi gitmedi bak. Bak ben doğruyu söyledim şu anda sana. Güzel kulaklık. Mesela Xiaomi'nin AirDots'ları var bilirsiniz, şu şekilde küçük bir şey. Ben o kulakları sevmiyorum. Açık konuşayım, sevmiyorum. Sevmediğim için almam mesela. Niye şurada top gibi duruyor küçücük bir şey yani. Ben şu şekilde Apple tarzı kulaklıklar alırım yani. Umarım beğenmişsinizdir. Kendimce kulaklığı yorumladım. Beğendiğim yerlerini, beğenmediğim yerlerini şey yaptım ama %80 bir başarı puanı aldı benden. Yani alınır yani. Alınmayacak kulaklık değilse. Tek sıkıntısı tizleri baslar da at bir kenara. Bak şu an şu tiz bas attım bir kenara. Tek sıkıntısı şu dokunmatik işi pek hoşuma gitmedi. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle güzel bir inceleme videosu çekmek istedim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.